dehşet dolu bir kabustan uyandınız. Ambarino dağlarının merhametsiz fırtınalarında, Roanoke tepelerine çöken tikinsiz sisin içinde veya Bayonuva'nın derin bataklıklarında yürüyüşe çıkıp açılmak istediniz. Bu bir hataydı. Çünkü bu sinsi dünya öyle korkunç bir yerdir ki onu görmektense kabuslarınıza geri dönmek isteyeceksiniz. Duyduğunuz şeylere inanmayın dostlarım. Gördüklerinizin de ancak yarısına inanın. Çünkü cennet sadece inanacağınız bir yer olsa da cehennem en az benim kadar gerçek. Eğer talihsiz bir kadere kurban gidip oraya düşen olursa cehennemin bomboş bir yer olduğunu görecektir. Çünkü aslında cehennemin bütün şeytanları burada, bu dünyada. Saint Denis'in vampirleri, bataklıkların yamyamları, gökyüzünde dolaşan uzaylılar, gecenin karanlığına saklanan hayaletler, ıssızlığın ortasındaki satanist köyler ve o köylülerin taptığı berbat varlıklar. Bunların hepsi gerçek. Eğer gözleriniz açıksa onları hiç kapamayın. Kapattıysanız da gözlerinizi asla ama asla açmayın. Çünkü Red Dead Redemption 2 dünyasında şeytanlar gerçektirler. Ve biz zavallı insanlar dört bir yandan onlar tarafından kuşatılmış durumdayız. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Red Dead Redemption 2 gizemlerine hoş geldiniz. Oyunun haritasının kuzeyinde yer alan Ambarino bölgesindeki dağlar, sarp kayalıklarla, dik yamaçlarla dolu ve yaşamı olduğu gibi söndüren keskin bir soğuk hava kütlesiyle kaplı acımasız bir coğrafyadır. Orada gezinmek yürek ister ve bölgede yaşayan canlılar da ancak kurtlar, ayılar gibi yırtıcı, tehlikeli hayvanlardır. Adeta devasa bir canlı varlıkmışçasına hareket etmeyi sürdüren korkunç bir kar fırtınası vardır. Oyuncular bu dağlarda gezdiklerinde canavarca bir şeyin uğuldadığını söylerler. Çevrede dolaşmakta olan kurt sürülerinin sesleri rahatça duyulabilir ama iddialara göre çok daha büyük, çok daha berbat bir varlığa aittir bu uğultular. İşin aslı ise daha farklıdır. Bu sesler bambaşka bir dehşete, bambaşka bir canavara aittir. Öyle bir canavardır ki bu en büyük dağların en keskin zirvelerine bile hükmeder. O acımasız soğukta yaşamaya devam eder. Hayvanların ve insanların dünyasından yukarıda görür kendini. Bu sesler aslında donmuş Ambarino dağlarının zirvelerine çöken buzulların çatlamalarından hareket etmelerinden gelmektedir. Kurt sürülerinin uğuldamalarıyla da karışınca oyuncular üstünde sanki dağlarda dolaşan bir canavar varmış izlenimi yaratır. Aslında Red Dead Redemption dünyası düşünüldüğünde gerçekten çok da uzak olmayan bir izlenimdir bu. Pekala, mümkün olabilir. Video araştırmalarımı incelemek üzere yeniden izlerken bu canavar seslerinin gerçekten de geldiğini gördüm. Buzullardan evet çatlama sesleri geliyor, hareket etme sesleri geliyor ve evet çevreden yine kurtların uğuldama sesleri de geliyor ama buzulların ardından, buzullara yaklaştığınızda buzulların ardından canlı, hırçın ve büyük bir varlığın seslerinin geldiğine eminim. Bu konuda ileride yine daha fazla araştırma yapacağız, ileride yine daha fazla video yapacağım ama bulduklarımı, duyduklarımı şu an size aktarıp yine yargıyı şu an için en azından size bırakıyorum. Araştırmalarım devam edecek. Pleasance kasabası oyunun dünyası içindeki terk edilmiş bir yerleşimdir. Kasabanın başından geçen olayların bütün detayları ortaya çıkmamıştır ama berbat bir felaketin kurbanı olduğu kesindir. 1883 yılında kurulan kasabada yaşanan korkunç katliamı mezarlıktaki 10 mezar taşından anlarız. Burada yatan insanlar bıçaklanarak, vurularak veya daha kötü kaderleri yaşayarak cinayete kurban gitmişlerdir. Bu yaşananlardan hemen sonra
kasabanın terk edildiğini söylemek güçtür. Çünkü kurbanların mezarlarını katillerin yapmış olması pek olası değildir. Yani ölülerin yakınlarının kasabada kaldığını veya kasabaya döndüğünü söylemek tutarlı olacaktır. Ayrıca kasaba üzerinde uzak durun, salgın, pis günahkarlar ve günahlarla hasta gibi yazıların bulunduğu mühürlenmiş binalar vardır. Bu binaları mühürleyenlerin ve üzerine bu yazıları yazanların katiller olduğunu düşünmek çok hızlıca varabileceğimiz bir sonuç olacaktır. Ama bu sonuç tutarsızdır. Çünkü ölülerini gömmek için gelen yakınların bu binaları kapalı tutacağını düşünmek mümkün değildir. Yani diğer olasılığa, binaları mühürleyenlerin ölülerin yakınları olduğu varsayımına geliriz. Bu durumda yaşanan katliamın ardından hem salgını hem de dini söylemleri bir araya getirecek bir olayın gerçekleşmiş olması gerekir. Böylece kasabaya dönmüş olan veya zaten kasabada durmuş olan sağ kalanların içine şeytan girdiğini düşündükleri insanları bu binalara kapatıp onları terk ettikleri çıkarımına varırız. Diğer türlü zaten ölülerini gömmek isteyen bu insanların mühürlenmiş binaları açmamış olması pek olası değildir. Terk edilmiş Pleasance kasabasının hemen yanında bir ağaçtan sarkar bir biçimde duran devasa bir yılan görülebilir. Ölü hayvanın boyutu anormal bir seviyededir ve oyun içinde bir benzeri yılan daha görülmemektedir. Sadece efsanevi bir hayvan niteliğinde olan devasa timsah ancak bu duruma bir örnek olarak verilebilir. Başka kurgusal eserlerdeki yılan karakterlerine veya başlıklarına bir gönderme yapıldığını söyleyen olduğu gibi Pleasance kasabasında yaşayan insanların bu yılana taptıkları ve bu yüzden satanist olarak yargılanıp öyle infaz edildikleri de iddia edilir. Hatta bu sağ kalanların daha sonra kasabayı terk edip bataklıklarda yamyam olarak yaşayan Nightfolk isimli yabani bir gruba dönüştüğünden bahsedilir. Dev yılan göze çok korkutucu görünse de aslında son derece gerçekçidir ve hatta tarihte kayıtlara geçen bazı türlerden de oldukça geride kalır. Tarihteki en büyük yılan türü Titanoboa adıyla geçen yaklaşık 13 metre uzunluğunda 1 tonun üstünde bir türken günümüzde de anakondaların 10 metreye ve 250 kiloya yaklaştığı açıkça bilinmektedir. Limpani kasabası tıpkı Pleasance gibi oyun dünyasında yer alan bir başka terk edilmiş yerleşimdir. Oyunun içinde bulunan detaylar bu yerin yandığını ve sağ kalanların da bu noktadan sonra orayı terk ettiklerini söyler. Tabii ki bu mümkündür ama ortada dikkat etmemiz gereken özel bir detay vardır. Yanarak yok olan bu kasabada yanmamış cansız insan bedenlerine zaman zaman rastlanabilir. Orada görüldükten çok kısa bir süre sonra ortadan kaybolan bu bedenler, Red Dead Redemption 2 kadar gerçekçi detaycılığı olan bir oyun için bir tutarsızlık örneği sergiler. Eğer ki bunun bir hata olmadığını, her şeyin doğruca, istenerek bu şekilde ayarlandığını düşündüğümüzde ise, o zaman bu cansız bedenlerin aslında maddi bir varlık göstermediğini, aslında bu şeylerin tamamen sıra dışı, olağanüstü bir doğaya sahip oldukları sonucuna varırız. Eğer böyleyse bu cansız bedenler birer beden değil, orada ölmüş olan insanların paranormal yansımalarıdır. West Elizabeth eyaletinin Big Valley bölgesinde bir dağın tepesinde bir iskelet yığını bulunabilir. Bu yığında iki insan, bir öküz ve bir de devin iskeleti vardır. Bazı oyuncular bu dev iskeletin koca ayağa ait olduğunu söylese de kafatasında bulunan saçlar bu iddiayı az çok çürütmektedir. Bu iskelet aslında bir Kuzey Amerika efsanesi olan Paul Bunyan adlı mistik bir deve yapılan bir göndermedir. Devin kendi evcil hayvanı konumundaki bir öküzü olduğu söylenir. Yığınların arasında bir öküzün kemiklerine rastlamamız bu düşünceyi güçlendirir. Buradan da dev iskeletin bu efsanevi karaktere ait olduğunu çıkarırız. Yine de koca ayağın varlığına dair izler haritanın dört bir yanında bulunabilir. İlk Red Dead Redemption oyununun Undead Nightmare adlı ek içeriğinde San Andreas'taki koca ayak efsanesine de atıfta bulunan bir görev vardır. Bu görevde koca ayak avına çıkılır ve yaratığın kendisi doğrudan bulunur.
yani oyun dünyasının içinde böyle bir anlatının var olduğu zaten bilinir. Ama Red Dead Redemption 2 içerisinde de özellikle yerli inançları dahilinde koca ayağın dağlardan inen ve kötü felaketleri peşinden sürükleyen tanrısal bir varlık olduğuna dair pek çok mitolojik iz bulunabilir. Ama bu tek bir maddede ele alınamayacak kadar kapsamlı bir konudur. Şu ana kadar saydığımız bu teoriler, iddialar ve konular Red Dead Redemption 2 denen bu karanlık, yoğun, baskın atmosferli oyunun içinde yer alan gizemlerden sadece birkaç tanesidir. Vampirler, hayaletler, yamyamlar, tarikatlar, uzaylılar, kurt adamlar ve daha sayamadığımız pek çok gizemli varlık iddialarla, söylentilerle ve çoğunlukla doğrudan, görmezden gelinmesi olanaksız kanıtları ve gerçeklikleriyle oyunun içinde bulunurlar. Bunların hepsini tek bir videoda ele almak tabii ki mümkün değildir. Ama önümüzdeki videolar boyunca bu dehşet verici dünyayı konu konu ele alacak, bu sisler ağını ilmek ilmek çözeceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere.